sofrası. Bugün umurumuzda değil. Şey bile sermedik. Anladın mı? Hepinizin kahvesi var bana. Daha konulmamış. Saçma sapan. Kavga çıkıyor. Olay çıkıyor. Al sen kakayı ye. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bunda bir kukavut arkadaşımız bize hediye olarak gönderdi. Evet, sağlam bir test yaptım demin gördüğünüz gibi. Cevdet Bey'in günlükleri adına yazıyor benimkinin. Gördüğünüz gibi. Sizde ne yazıyorum? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizde. Onunla benim aramda. Hemen can tabii bana yapılmadığı için ben kimikini kullanıyorum. Ezik. Aybüket Uran kullanıyorum. Aybüket Uran'ın İsa'sı adına. Aybüket Uran kullanıyorum. Yazıklar olsun. Bunu gönderirken arkadaşlar ki ya bir senedir bende duruyor dedi. İsa muhabbetinden belli aslında. Bir ara çok yapardı size bugünlüklerinde Aybük. Şimdi bayağıdır yapmıyor. Ne diyor? In nominis Padrim Filium Spiritum Sancti mi diyor? Siz, evet, siz peki bu o programın sunucusu olarak Aybüket Uran'ı bir kere çağırdınız mı? Ne? Sinema günlüklerine. Bu ne saçmalık, bu ne abi, şey taraflı yok. Soru. Ben Aybüke'ye her zaman, sen ne zaman istersen gelebileceğini bilmiyorum. Cevap hakkı doğru. Allah bir şey Allah. Diyeceğim. Cevap alabiliriz. Telefonla bağlanırız belki. Kocası ama... burada, eniştesi burada. Bütün bunları geçtim. Burası onun benden önce onun olduğu bir kanal. Ama Aybüke Turan, Cevdet Canver geldiğinden beri takriben bir yıldır piyasalarda yok. Yok. Cevdet Canver beni sevmiyor. Kadın olmayacak. Testosteron kokacak kanal. Apış kokacak dedi ve böyle oldu. Adam merkezine dönüştürdü burayı. Arkadaşlar. Biz yokken Aybüke vardı arkadaşlar. Bilen bilir. Doğru. Yani sen yokken. Ya ben yokken. Biz yokken biz en başından beri varız artık. Tabii. Ben hiç geek muhabbeti şeyini çekmiş adamım. Megadeth'e döndük anasını satayım. Şey, adamlar da eşit eşit dur. Ahmet Necdet Sezer'e benzetmiştik şeyi. Neydi o? Darth Maul. Hayır ya. Kontuku'yu. Kontuku'yu Ahmet Necdet Sezer'e benzettiğimiz bir bölüm çekmişti ama hiç yayınlanmadı. Nasıl yani? Niye yayınlanmadı? Ne bu? Neydi bu? Çok eski lan. Ne demek? Cadırdan montajı bilmiyordu o zaman. Daha hiç çıksın da keseyim derken hoba deyip hepsini mi kesin? Ben yani bu kanal bir daha yani bir daha kurulmaya karar verildiği zaman biz seninle falan video çekmeye başladık. Bu çektiğimiz düşün kaçış oyunlarından önce. Yok canım öyle bir süreç yok. O böyle sizin söylediğiniz dinozorların var olması gibi bir şey. Yazının icadından öncesi yani. Dinozorların var. Hayal kulaktan kulağa çeşitli mitler kalmış. Yok canım. Dinozorların var olması da yalan dedim bu arada. Herhalde. Mit dedin. Herhalde. Saçma öyle saçma şey mi olur? Yok efendim dinozor neymiş? Ortada olsa yine olurdu canım. Furkan Usame Bozan demiş ki yorumlarımızı okuyup size önerdiğimiz konular üzerinden tartışacaktınız bu programda. Ama görüyoruz ki siz kendi kafanıza göre sohbet ediyorsunuz. Geek yapar çok bozmuş demiş. Ulan sohbetimizi hangi kameraya konuşuyoruz? Hangi kameraya? Sevmiyor musun ulan sohbetimizi? Sevmiyor musun? İlla yorum mu konuşalım? O yorum ama başkasının yorumunu herkes konuşur. Ama kendi yorumunu yorumluyorum konuşur. What? Olmadı. Su söylemiştim su. Eyvah komşu. Eyvah. Komşusu getirmiş. Komşusu getirmiş. Sudan muhabbetlerle kesmeyelim. Bozan haklı. Hangi programın hangi programın olduğu belli değil. Gerçekten artık bütün programlarımız birbirine karışma etmeye başladı. Ben bu durumu düzeltmek yerine bu durumu daha da karmaşıklaştırmaya karar verdim. Ve de bugün bu hafta dedeler sofrasında küçük sinema günlükleri köşesi yapmak istiyorum. Sinema günlükleri köşemizde bugün Fireball isimli Harrison Ford'un bir de şey oynuyor. Paul Bettany. Aynen yani Vision. Bunların çok gereksiz bir filmi var. Ailesi teröristler tarafından kaçırılınca sevgili güvenlik şirketi hacker'ı Harrison Ford günü kurtarıyor ve ailesinde. Bu. Sinema gömlekleri de adlandırdınız. Bir küçük kısa bölümde. Kötü filmler mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Kötü de değil aslında. Sıradan filmler. Televizyonda izlesen üzülmezsin. Sinemada izlersen Allah belasını versin dersin. Mesela ABC TV diye kafadan bir tane TV atmışlar burada. Harrison Ford atmış. Harrison Ford atmış onu. Getir dinizleri bana getir. ABC TV demiş ki çok iyi Erhan'a yiyeceğe veren bir yapım demiş. Jim Ferguson. Markada ne yazıyor? Bir şey söyleyeceğim ama bunlar hatırlarsanız keyifli yüksek tempolu bir film. Çok iyi bir İnternete yorum. Geçiyoruz böyle internet programlama oyunları falan o tarz Hollywood filmleri. Bir de bunların atası kimdir biliyor musunuz? Atası kim ne demek? Dün kadar ayıp konuşuyorsun. 68 miydi? 68 hatırlıyor musun? Gani 68. Hiç hatırlamıyorum. Ben daha önce filmleri abi izlemiyorum. Abi şeyin Nicolas Cage'in filmi bir yandan hacker'ın kafasına silah dayıyor. Bir yandan hatun var aşağıda ve diyor ki 30 saniyen var yoksa sıkacağım. Şimdi diyor NASA'yı işte şey yap hackle.
Eli böyle tıkır tıkır bir yandan böyle tehdit, bir yandan blow falan. Hiç hatırlamıyor musunuz oğlum? Efsanevi sahne. Sen Cevdet hacker falan değil onlar, araba hırsızı. Arabaları çalıyorlar ve kız Angelina Jolie o sırada Nicolas Cage'de takılıyor falan. O zaman başka film bu. Ha şey değil o, çıkı çıkı. Kod adı kılıç balığı, kod adı kılıç balığı. Aa, Swordfish. Onu izlemiştim. Onda John Travolta oynuyordu hatta. Nicolas yok onda ya, tamam. Hale Berry var. John Travolta. Paul Berry. Oo, kadının eli. Bak kadın geldi. Hemen keki yaptı. Sağ ol kadın. Abi bak yandan açılma oyunlarını nasıl biliyor? Önceden defalarca yemiş gerçekten. Bak ben olsam bilmem abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Barziz'in örnekleri. İtalya'nın güney köylerinden aramıza katılan arkadaşlar. Hayatlarında ilk defa karton kutu gördüler. Yes. Yandan açılma oyunu. Halbuki Turan komplimanlarını sunuyor bu arada. Tabii ama nasıl karizmatik ve sessiz, evet, evet, değil mi? Sadece geriye bırakıyor. Ondan bahsediyoruz, hiç cevap vermiyor filan. Bütün seyircinin eli ayağı titriyor şu an heyecandan. Ne zaman konuşacak, gelir mi bir daha? Bir de not var. Oha not. Cevdet'i öldüreceğim. Nota bak. Bir şey diyeceğim abi, bak şunu atlamak istemiyorum. Deminden beri heyecanla bekliyorum. Özel seçenekler demiş. Özel seçeneklerin içine sinema fragmanı. Çok özel bir seçenek. Abi inanılmaz ya. Çok inanılmaz. Kahretsin. Atın şuna. Arkadaşlar filmi basıyorum. Bu DVD. Bir şey koy. İçine özel bir şey koy. Öyle çok özel bir şey olmalı. Ulan bu film ne ilgili? Ne koyayım yani? Evet. Yorum. Alperen demiş ki ağzım bir türlü demeye alışamıyor ama dedelerim. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Önemli konu bu arada. Bu hafta konuşmamız gereken konulardan biri ne olabilir diye düşünürken zaten bu vardı. Abi. YouTube'a premium özelliği geldi. Hmm. Yani zaten vardı ama güzel ülkemize yeni geldi. Sizce kullanmak mantıklı mı? Denediniz mi? Vesaire konuşursanız sevinirim. 3 ay bedava free trial veriyor. Ben deneyeceğim, merak ediyorum. Tabii 3 ay beleşe tabii ki. Sonra da kullanmam. Bana böyle sordu sordu, ben hayır 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 dedim. Birkaç bedava ya. Olsun ya, sevmem öyle pis şeyleri. Ne pis şey? Bak mesela. Metrodasın. Bir dakika, sen YouTube'un blogunu mu yapıyorsun bana şu an? Oo. Bu programı nereye yayınlıyoruz abi? Çemiş Gezek Center'da. Burası yani. Blogluyorum değil yani. Burası YouTube'da kavga çıkartmış. Hayır hayır, bu programı da patronlara yağlıyorum değil, tamam mı sevgili Can Türk'ten? Mesela yoldasın, metrodasın. Spotify'ımı açan paşalar gibi dedeler sofrası dinleyeceğim. Bu ağzına sıçtı mı herifleri? Aylardır buraya podcast yükleyecekler, yüklemiyorlar. Ağzınıza sıçayım diyorlar. Ben bunu metroda nasıl dinleyeyim diyor. Ya da metrobüste. Cangır cangır datamı tüketmek istemiyorum. Cebime atayım dinlemek istiyorum diyor. Premium'dan güzel. Abi bak. Şakır şakır dinliyor. Artık bizden podcast isteme devri bitti. Verin parasını, izleyin, dinleyin kardeşim. Bakın ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Buradan hayır, gençlerimize bu önemli mesajı kes, iletmek istiyorum. Kes abi. Arkadaşlar. Dur lan. Premium kaç? 20 lira falan mı galiba? Öyle bir şey. 21 evet, küsür bir şey. Ne işe yarıyor? Bir tane birkaç üzerinden bir tanesi... Ne? YouTube'u işte kapatıp telefonu falan, hani arka planda YouTube'un çalması özelliği var mesela. Basit bir şey, yani herkesin olmasını istediği ama bir türlü olmayan bir şey. Şimdi bizim videolarımızı Can'ın dediği gibi metroda, metrobüste sesini, şey görüntüsünü kapatıp sırf sesle kulaktan dinlemek için ayda 20 lira buna öderseniz sizin kadar keriz tanımıyorum demektir. Ama evladım, aması maması yok. Gidin otobüse bilmem neye oturduğunuzda kitabınızı okuyun. Açın Dostoyevski'nizi, Anna Karenina'nızı, efendim ne bileyim ben Mülksüzler'inizi, işte gerekirse... Oh, sonunda güzel bir kitap önerdin. Değerleri de güzel durmuş ama artık ya milattan önceki kitaplar... Bu da sen Dostoyevski'cileri karşına mı alıyorsun yani? Adam Dostoyevski ya siktir etti. Hayır ya. Hiç okumadı nasıl benim. Abi çok uzun. Hayda, kısaltılmışları var ibişler için. Onlardan abi yani artık okuyamayan suç ve cezanın geçerliliği mi kalmış? Okuyamayan ibişler için kısaltılmış var. İvan İlil için ölümü var mesela. Arkadaşlar suç ve cezanın geçerliliği mi kalmış dedi. Yazın CT 2019. 2019 belanızın için. Hocam biz klasiklere çok eski oldukları için klasik demiyoruz. Onu bir hatırlatalım. Az önce Rusya'da böyle bir toprak pörtledi böyle. Dostoyevski'nin mezarında böyle bir şey oldu. Böyle hayır. Karka çıktı. Küçük bir. Çok eski diye kellesini alacaksak o zaman Cevdet'le de görüşmeyelim. Ya. Yani o zaman Cevdet'e merhaba mı demeyelim? O zaman ben Cevdet'i gördüm ki eski güzel Türkiye'mi hatırlıyorum. Yani. Bu arada premium özelliğinin yayıncılar tarafından da bir artısı var. Yani bizim için. Böyle tam bir Twitch vari bir alana dönecek belli bir süre sonra. Ne demek istiyorum yani? İşte sadece abonelere özgü ya da işte premium abonelerine özgü yayın açabilme
ve hatta işte Twitch'teki gibi esnek bir biçimde çirmiğin atabilme falan gibi fonksiyonları gelecek. Mesela biz hatta, burada konuşuyoruz. 10 dakika daha konuşuyoruz kesintisiz. Tek açıp premiumcu izleyecek onu mesela. Aynen. Vay mesela be. Son mesela bunu konuşacağız. Sonra diyeceğiz ki hadi soyunuyoruz. Onu premiumcular izleyecek falan. Ha soyunması serbest. Çok güzel. Premium bu yani. Ben premium abi. Çoluk çocuğun işi yok burada. Kardeşim. Masaya yaslamadan ya. Paranızı isteriz. İlla buradan buraya uçacaksın. Ben Türkiye'de bu platformu arıyorum yıllardır. Tabii. Soyunabileceğimiz bir ortam aradım. Ya sıcak oluyor. Kaçacağız sonuçta yani. Allah Allah. Biz burada ne şartlar altında çekim yapıyoruz? Bilen var mı? Premium şu mutfağı klima alamıyoruz. Dedeler sofrasını hamamda çekeceğiz abi. Hah. Arada bir peştemal ayyana kaçtı oyunları derken dalgalar görünecek. İşte premium. Nasıl? Çok iyi değil mi? Peştemal. Ve premium olduğu için şeyde hamamda çekmemize rağmen abi bir şey olmayacak. Bir kantincinin kestiği peynir gibi. Öyle bir kestin ki arkayı görüyorsun. Kantinci peyniri. En güzel tadımlık yiyor işte. Arkadaşlar sen de yani. Ben bir şeyin altını her dedeler sofrasında olduğu gibi bunda da çizmek istiyorum. Çıkar ortaya, çıkar. Ortaya bir kek geldi. Ve sabahtan beri kim uğraşıyor yemek için? Kim uğraşıyor? Lütfen bunu not edin. Arkadaşlar, Can Türkdoğan aç. Eren Keşküş onu aç bırakıyor. Lütfen artık karımı niye zaman altında bırakıyorsun ya? Karımı bari bırak. Abi çünkü bir adamın yemek yapılması gereken partneri karısıdır. Allah Allah, biz mi yapacağız yemek? Annen mi yapacak bu yemeği sonra? Hayır abi, Dostoyevski yapacak. Ağzına sokuyorsun bıçağı abi. Evet, senin doğru. Şey yaptığın bıçak. Kahretsin. Bu dedeler değil, bebeler. Mahvolduk ya. Şu avucumuzla mı koparabileceğiz? Evet abi burada Arabi, Arabi. Ya ofisteki tek bıçak buymuş gibi muamele yapmıyor. Bitince sakallarımıza mı süreceğiz yağlayalım? Benim bir arkadaşım var, böyle kahvaltı ediyoruz birlikte. Abi sağ ol kadın. Bak da öyle olmalı. Tereyağı ve bal özelinde böyle mesela ekmeğe sürüyor ya kalan balı böyle bir bıçaktan yalama oyunları yapıp onu böyle tekrar sokmaya hissediyor içerisine. Şeyde bunu siz misafirliğe gidince mi yapıyor mesela? Hayır. Yani. Demek ki balını paylaşmak istemiyor abi size, bu kadar basit ya. Size hayır benim evde kahvaltı ederken de yapıyor. O zaman da senin balını seninle paylaşmak istemiyor. Vay kurban vay. Hayır biz şimdi daha şey tarafı diyorum ki abi diyorum bu böyle nasıl yani? Ne var ki bunda diyor. O çok enteresan. Bir çocuk ne var bunda? Ya, İyice yalarsan tertemiz olur. İki tane insan var. Kız sizin için sabahtan beri çalışıyor. Hiç kekten bir dilim alır mısın? Ondan sonra size de iki dilim ayıralım yok. Ama ayrıca anca dörde bölünüyor sevgilim. Genel amacı o şu. Önden Hilal alıyor birazcık. Sonra bize getiriyor veriyor. Şimdiye kadar yemekli programlarımızda hep öyle yaptık. Bilmiyorum ben öyle görmedim yani şu an. Biz yayındayız diye unuttuk sizi. Ben öyle siz istemezsiniz diye düşündüm. Sen şimdi izlemediğin için bilmiyorsun. Geçen hafta mesela şey vardı. Kebap yedik. 9 porsiyon kebap yedik. Ondan önceki şeyde Cevdet tavuk yaptı fırında. Fırın orada, şeyler orada, ürünler orada. Barış, şey Barış açlıktan Serap görmeye başladı. Fırın tavuğumuz var lütfen. Ama kaçtı önce. O eski ambulansla izlemiyordum. Ambulans ki şu saygıda şey kusur etme. Sessiz o hasta uyanmasın. Harbime atak biri ölüyor lan belki düşünsene ne yapacak? Ne yapacak? Vay be hayat seyahat acayip. Boşluğa evet baktıkça bir süre sonra boşlukta sana bakarmış ya. Böyle bir şey işte. Yalan dolan. Fatih Mehmet Ünar. Saygı, sevgili ve saygıdeğer dedilerim. Haftaya geleceği konuşuyor musunuz? Gelecek derken şunu kastediyorum. Henüz gençliğin bağrında 18 yaşında bir insanım. Biraz daha çok yönlü sayılırım. Birçok hobim var. Ben gibi eminim çok genç vardır. Sözüm şudur ki gençler için nedir gelecek öneriniz? Hem ülkeyi hem de gençlerin yapması gerekenleri değerlendirmeniz bizi çok mutlu edecektir. Hem malumunuz üniversite sınavları sonuçları da yeni açıklandı. Tercih dönemi için bize de bir hayat rehberi olmuş olur. Sizi seviyorum. Sözlerimi ellerinizden öperek ve sevdiğim bir insanın mentalitesinde doğru olup olmadığına dair bu yargıyı ortaya atarak bitiriyorum. Hobilerinizin peşinden koşun. Ne yapalım? Koşalım mı? Gençler cevap bekliyor. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Siz de benim gözlerimden öpün. Uç. Çok sevdiğim bir laf var. Hayat sen gelecek için planlar kurarken geçen zamandır diye. Klişe ama o kadar doğru ki. Şunu hatırlatmak istiyorum. Biraz ciddiyete bağladım. Gelecek okey. Devam edelim geleceğimizi bulmaya. Tabii ki ondan vazgeçmeyelim. Ama anın tadını çıkarmaktan da asla vazgeçmeyelim. Çünkü gerçekten hayatım bundan ibaret. Teşekkürler Keating. Şöyle tak diye gidiyorsun abi. Ya, ben de ciddi girecektim. Doğru söyledi. Bay Keating gibi konuştu hocam. Ama dedi, şöyle bir şey dedim. Garbe. Geleceğe dair hayaller kurarken olan mevzuları. Hayır planlar.
planla. Hiç plan yapmayan, vuruşuna, gelişine yaşayanlar var. O bence kötü. Biz yine bir şekilde bir plan program yapmamız lazım. Tabii, hayat çok riskli abi. Onun için ne yapmak lazım? Onun için bir şeye güveniyor olman lazım, anladın mı? Yani ne bileyim, belki böyle hayat gayelerine, yarın aç kalmayacağına çok emin oluyor olman lazım. Yoksa nasıl öyle yaşayabilirsin ki? Veya çok zerdüşt bir hayata okey diyor olman lazım. Evet. Çünkü her an böyle olabilir. Bir dakika. Ama zerdüşt galiba. Onu ve bohem hayatı tercih edenler var gerçekten. İşte yani, onu demek istedim yani. İşte çadırlarda yaşayıp, tabii, ondan sonra keyfini çıkarıp hayatın ya, ama yeri geldiğim sağda solda çalışan. Abi ben burada böyle idame ettirenler var. Burada her noktada geçerli olduğu için seni ne olursa olsun bilge gibi gösterecek boş bir laf söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar, ne seçerseniz seçin gelecekle alakalı. İster şan, ister şöhret, ister çoluk çocuğa karışmak, ister uyuşturucu müptelası olup sokaklarda can vermek. Her şeyin bir bedeli var. Niye karıştırdın oğlum şimdi? Her şey... Ne diyorsun ya? Muhasalık. İstersen sokaklarda mezarcı. Her şeyin, ama her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin. Sen anladık abi. Altı, ya gerizekalı şey, değiliz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Aslında seçtiğimiz meslek eğer bizim bir yandan da büyük bir hobimizse, onu çok seviyorsak, o zaman hayat güzel olabiliyor. Yani bazı işkolik insanlar var mesela. Böyle haftada 5 gün değil de kafa olarak haftada 7 gün çalışan. Onlar bir şekilde kendilerini kaptırmışlar ve çok mutlular. Adam mesela havuz arıtma sistemleri üzerine çalışıyor, tamam mı? Ama çok seviyor bunu. Ve zaten çevre mühendisliği okumuş filan. Havuzunu arıtıyor, havuzuna giriyor. Arkadaşlarıyla havuz üzerinde konuşuyor. Gidiyor filan. Böyle bir hayat yaşıyor yani ömür boyu. Çok mutlu ama yani. Bu güzel. Bunun dışında tabii ki hobilerinin peşinden de koşacaksın yani. Ayrıca bu en büyük hobinin işi olacak. Ama herkes de hobisini meslek haline mutlaka getirecek diye bir gerçek yok yani. Başka, ya da mesleğini başka, hobi haline getirecek diye. Evet yani maddi kaygılarım vardır. Hayatta parayla başarılı olduğunu düşünüyorsundur. Ona göre yol alacaksın, yatırım yapacaksın. Mesela belki bir doktorun mesleğini yani, hobi haline getirmesi. Bak şu an bu söylediğim biraz daha ekonomik şeyleri daha seven insanlar biz oluyor. Tabii tabii işte. Mesela bazı evet insanlar diyor ki benim için hayattaki tek motivasyon diyor para kazanmak diyor. Bir arkadaşım evet, daha geçen hafta benim bir arkadaşım var. Diyormuşum ben hep bu arada. Onu keşfetmişler. Benim hiç bir arkadaşım var. Böyle şu arkadaşları. O mesela öyle dedi. Benim hayattaki tek amacım dedi. Benim çok mutlu eden şey para kazanmak. Bak o çocuk gene şanslı. En azından para icat edilmiş durumda. Yani kazanmak hayat amacın olan şey henüz icat edilmediyse ya da toplum tarafından ben mesela uçmak. Ömercan Kuberdur kazanmak istiyor. Öyle bir şey yok değil mi? Ben Kubardur mesela muydu? Ben Kubardur. Kubardur ne? Uydurma lazım. Uydurma lazım. Ağzım dolu bir saniye. Biraz daha sen doldur arayı. Bir dakika. Şey değil, diyeceğim, işi yapıyorsan işsizsindir diye bir laf var. Bilir misiniz? Tabii beginner'in dediği laf. Ha. Ben yıllardır en büyük hobimi yapıyorum. Bir de üstüne para veriyorlar. Ne kadar ayıp yani ya. Ne kadar ayıp yani. İnsanlar ileri geri konuşuyorlar. Yok sevdiğin işi yapıyorsan işsiz. O kolaymış gibi geliyor. Şeysiz, çulsuzun tekisindir falan. Ne kadar ayıp laflar. Yok insanlar ya demiyor ya. Kendi kendine diyor herif. Neyse abi boş ver aramıza kalsın. Ya kolaymış gibi geliyor ama zor yani. Zor yani. Tiyatroculuk da zor. İşte bu böyle hani bizim yaptığımız şeye. Biz işte Asos'a kampa gittiğimizde küçücük bir çocuk vardı. Geliyor işte yani çocuğun sorduğu sorular yani çocuk tamamen ticari kafada ama böyle 6 yaşında falan. Yani çalışıyor. Yani çalışıyor evet orada ama geliyor işte siz videolardan ne kadar kazanıyorsunuz? Yani çocuğun ilk sorduğu şeyler bunlar. Ne yapıyorsunuz? İşte biz stüdyoda çekiyoruz. Sizin kendi mekanınız mı? Kira mı? Falan ya ne oluyor dedim lan küçücük çocuklar. 6 yaşında mı? Yani 8-9 yaşında. 8-9 da değil. Evet. 11 yani var mı? Var mı? 10. 10 diye. 10 diye. 10 diye. Çocuk. 10 yaşında çocuk sana çektiğini stüdyo kira mı yoksa kendi stüdyonuz mu ciddi ciddi benim eniştemin şöyle şöyle bir işi vardı şunları yapıyordu ondan sonra. Peki şey bu çocukta şey var mıydı? Böyle kancalı anahtarlık burasında pantolonu takıyordu. Bir o eksikti ya. Yılan değildi ya çocuk şeydi böyle endüstriyeldi böyle aferin bileğinin hakkıyla çalışan belli ki çalışa çalışa büyüyecek. Sektörü merak ediyor. Böyle aferin bağımsız bir çocuktu vallahi. Kuru bence yani o çocuğu ilk yaparı alalım şimdiden çekirdekten yetiştirelim ileride. Abi heveslendirme buradan izleyip nasıl gelecek? Çocuk yani zaten yani geldi bana bizi de videolarınızı da kullanın falan dedi. Başka bir daha böyle. Orada canım böyle seslendirme bak normal çocuk gibi konuşuyor. Evet, ben çocuğum. Sen ruhunu yansıtan bir ses. Kim var biliyorsun fıstık benim olacak. Yani bileceğim sırtına vuracağım duruma. Öyle bir çocuk. Bir şey diyeyim çocuğu çocuğu silahıyla vursaydın. Neymiş? Aklı karışıp perişan oldu. Neymiş? Dedin ki tamam seni videolara çıkarırız ama para ödeyeceksin. Bu işler kolay değil. Biz de kazanmak için bilmem ne yapıyoruz. Nasıl abi ya filan.
Sponsor olacaksın. Bu bölüme sponsoru sensin. Dondurma için biriktirdiğin harçlıkları alalım. Alalım. Ver bakalım o makro paraları. Dondurma için harçlık mı? Oğlum çocuk yaz kampında çalışıyor lan. Dondurma için harçlık biriktirmeyi falan açmış durumda. Evet yani. Yani emekçi olmuş. Ne dondurması çocuk? O zaman çocuk işçi. Onu bilmiyorum ki ben. Çocuk işçi ya. İşte orası biraz karışık arkadaşlar. Çocuk ya sanırım akraba falandı çocuk ya. Tabii tabii çocuk işçi değil. Hep de akrabaları da çocuk. Çocuk denize giriyor. Goy goyunun peşinde bir yandan yardımcı oluyor. Allah Allah. Hem denize giriyor hem geliyor. Sizin işler var mı? Lan koçum ne iş yapıyorsunuz böyle çocuk? Böyle çalışma mı olur? Ne yapıyorsun? Sana kahve mi getiriyor? Çay ya tabii canım orada çalışıyorsun. Ne iş yapıyor? Falan topluyor. Palavra abi çalışmıyor. İftarın kazası filmindeki kazanımcı çocuk gibi. Yok abi ya. Çocuk zaten siz oyun videoları çekin boş verin böyle ya. Büyüyemezsiniz falan dedi çocuk ya. Bir şey diyeceğim bu çocuk değil bu bence çakaldı. Abi çocuk kampa dadanmış bir çakal. Tabii abi. Çocuk kıyafeti giymiş. Dayı emmiydi o böyle. Bence rakip kanalı bunu bizi şey yapmışsınız. Bizim burada bak zehir ağaçları var. Bunlardan alıp buraya bir fabrika açsanız siz. Böyle şeyler söyleyecekti çocuk. Arkadaşlar gerçekten Can Türkdoğan'ın bir anıyı hangi filtrelerden geçirip anlattığına tanık oluyorum şu an ve gözlerime inanamıyorum. Kendisi bir palavracının daniskasıymış. Zavallı dünyanın sıradan normal bir çocuğunu böyle ne bileyim ben ibibik ibibik bir yaratık gibi anlatmayı başardım. İbibik ibibik bir yaratık gibi değil. Çocuk sadece ticari anlamda atılımcı şey bir çocuk ya. Geleceğinin parasını... Konuşma ne edecek yani? Benim gözümde kim canlandırıyor musun? Böyle Kemal Sunal filmlerinde aslında kötü adamdır. Sesimesi böyle değildir ama Turgut Özatay vardır biliyor musun? Aa, bilirim. Abi bir kez daha. O canlandı. Hatırlamakta zorlanacağımız isim. Dur abi kesinlikle hatırlayacaksın. Turgut Özatay. Ya gösterince ninem de hatırlar kardeşim ama ismini bir sürü bu Yeşilçam oyuncuları falan kimler vardı? O kadar çok film izledik ki. E isimlerini tek tek bak. Direkt hatırlıyorum bu adamı. Sen küçükken de Yeşilçam o kadar çok bu adamı izledik ki biz geçen sene Cevdet'le. O yüzden Turgut Özatay'ı biliyorum ben artık. Bu adam... Yeme. Yabancı. Yeme. Şey. Dur. Yeme. Limon yeme. Ha bu adam. Adamın sesini aynı yaptı Cevdet yalnız. Adam ya vefat etmiş be. Allah Allah. Burada 1000 yaşındaydı orada insanlar... zaten. Şimdi 2000 yaşında nasıl yaşıtsın? Burada tam bir bakkal amca canım benim. İyi çok sıcak ya beyler bayanlar. Bugün bu program burada biter arkadaşlar. Bu sıcakta. Bu işin fazla şeyi yok. Var. Hadi yorumlarımız var. Biraz yorum combo yapalım. Sıcaklı yorum. Ama yani sende çağıralım. Olduğu yorumlar üstünde 2,5 ay konuşulacak yorumlar mesela. Emre Altun'u çağıralım. Elimdekiler öyleydi. Ömer Faruk Gökçe, dedelerim ülkenin her şeyine sallayacak bir şey bulursunuz da sizi kendi memleketim Çankırı'ya sallayacak bir şey bulmaya davet ediyorum. Bu kadar mesleksiz memleket mi olur? Koskoca vilayette kaya tuzundan gayrı bir şey yok. O zaman Çankırı... Ooo kaya tuzu oyunları. Niye böyle kaynıyor kaya tuzu? Ne bileyim böyle tuz çarpıyor. Ben böyle çan çalasım geldi. Bak ben bak buldum. Çankırı. Bak Çankırı o kadar bahsetmeye değmez bir kent mi lan? Nereye Çankırı? İlçe mi? Ben Ankara'nın Çankırı'sını bilirim. Başkadır Çankırı bilmem. O Çankaya değil mi? Ankara'nın Çankırı'sı değil o zaman. Çankaya. Ankara'ya yakın Çankırı diye başka bir memleket. Aa, evet. Neyse kısacası Çankırı o kadar dandik bir memleket ki hakkında söyleyecek negatif bir şey bile bulamıyorum. Nasıl? Bak. Ankara'ya yakın işte benim gittiğim bir de neydi o adını bile unuttuğum Çankaya. Bir yer var. Tuz Gölü'nün yanında bir yer daha var bak. Arkadaşlar çok ayıp ettiniz. Çankırı Hayman. Türkiye'nin kaya tuzu rezervinin %97'sinin bulunduğu bir ilimiz. Ne işe yarıyor kaya tuzu? Kaya tuzu. Yani %97 kısmı palavra yazdım. Yani kaya sevenler var evine kaya şey. Kaya tuzu. Süs kayası alanlar. Böyle yani. Anne yemeğe biraz tuz atabilir miyim? Tabii. O zaman size çakmak taşlarda kullanılan Yılmaz Erdoğan esprisi yapacağım. Ömercan hatırlar bunu. Sor evet. Ne yapılır Çankırı'da diye. Cevdet Çankırı'da ne yapılır? Aa bu da soru mu? Çankırılır. Bazı espriler Şerefli Koç Sar. Bazı espriler kişisine yakışıyor. Şerefli Koç Sar. Hayatımda bir kere gittim. Yemek yiyeyim diye sazan yedik. Adamlar böyle kareviz gibi kereviz çıkıyormuş. Kereviz çıkıyormuş oradan. Bir tane restoran var zaten gittik. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Et yok dedi adam. Bir şey söyleyeceğim. Menemen diye şey getiriyor. Güveçte kerevit getiriyor. Cancım çok güzel anı da yani en başta soyadı Bozan'dı o arkadaşın. Aynı zamanda bak ironiye gel. Yani dediği haklı. Herifler Çankırı diyor. Sen Şerefli Koçhisar'dan bahsediyorsun. Buna lafı dolandırmak işte laf jonglörlüğü ip cambazlı, kıçı başı oynuyor, yavşak bu tarz Devlet Bahçeli tarzı laflar ediniliyor. Hani o hep böyle şeyler söyler ya. Ey Avrupa
senin kıçın başına oynuyor falan filan abi, yani o konuşuyor, yalan mı? Bir de bir yorum vardı, onu almadınız galiba ya. Çok komik bir yorum vardı. Askerde neydi, dur bakayım. Maraş. Nerelisin? İşte tekme veriyor. Maraşlıyım. Ne Maraşlı lan? Kahraman Maraş diyeceksin. Diğer adam da nerelisin diyor. Ondan sonra Kahraman Çorum diyor. İki tane çekiyor. Çok eski bir kradır dedem anlatmış. Ama yazdı bunu diyor, yorum olarak yazdı. Bana yıllar önce dedem anlatmıştı bunu. Ayol bir dakika, yoksa ben de mi rockstarım? Ya. Nasıl duymamışım böyle bir şey, yoksa ben de Ömercan gibi miyim? Sen rockstar değilsin, sen bariz popstarsın. Ah sen be. Bugün kitabı getirmiştin. Sen bariz her gün sansasyon olacaksın diye magazinleri peşinden sürükleyen. Ah ya. Böyle ben şimdi bilmem ne barına gidiyorum. Girerken bir kavga çıkartacağım arkadaşlar şeklinde dikkat çekmeye çalışan bir adam. Keşke yapsaydım ya bugüne kadar. Tabii yapmadım. Hiç aklıma gelmedi abi. Tüh ya. Merve demiş ki. Bu ne şimdi? 3 tane E var çünkü sonunda. Ama 6 E gibi okudu. Evet, evet yani. Yanlış okudu. Merve. Heh, şimdi oldu. Bu da 2 gibi oldu. Dedelerimiz videolarınızı eğlenerek izliyor ve sizlere sevgilerimi yolluyorum. Sizden bir ricam var. Buyurun. Üniversite sınavına girdim ve kazandım. 3 yıldır neredeyse tüm zamanımı bunun için harcıyordum. Şu an kendimi boşlukta hissediyorum ve yapacak hiçbir şey de bulamıyorum. Çok mantıklı. Küçük bir şehirde yaşıyorum. Tiyatro, sinema, tırt. Bana ve benim gibi genç torunlarınıza hobiler önerebilir misiniz acaba? Google'ladım ve ahşap boyamak, resim yapmak ilgimi çekmiyor sevgiler. Google bu konuda yardımcı olamaz arkadaşlar. Google her konuda yardımcı olabilir ama bu konuda yardımcı olamaz. Bir şey söyleyeceğim. Kız üniversiteye başlayacaksın hani Eylül, Ekim falan diye temenni ediyorum. O zamana kadar ne yapsın bu arkadaş? Mesela Breaking Bad dizisinde bizim şey neydi polisin ismi? Frank. Hank. Aman abi espri yapma, bu konuda hapse girebiliriz. 7 yıl yiyebiliriz. Dikkat et. Yok. Hank şey yaptığında böyle ayağını bacağını kırdığında evde mineral biriktiriyor. Evet doğru. Ve hayatımda böyle bir şey başka hiçbir yerde görmedim. Bak çok... Mineral taşları alıp işte bu mineral böyle açık arttırmalarda gidiyordu, özel alıyordu şey falan. Şey vardı Çankırı'dan kaya tutuldu. Neydi arkadaşın adı? Merve'ydi. Ha Merve'ydi. Sevgilim Merve'ye aynı Cevdet gibi ben de hayatta yapmayacağım başka gereksiz bir hobiden bahsetmek istiyorum. Ne diyecektim unuttum. Ha hatırladım. Pul koleksiyonu. Yok pul koleksiyonu değil de bir de şey var çok ilginç geliyor bana. Kuş gözlemciliği. Ha. Böyle ortalıkta film postur, var onun hakkında bu film, komedi tabii, filmi de var. Böyle ortalıkta koşturup ahan da işte sarı kanat bilmem ne kuşunu gördüm tik atıyor falan. İşte bilmem ne kartalını gördüm. Hatta böyle yok sadece bilmem ne mevsimde bilmem nereden bilmem nereye göç eden kuşu yakalamak için Aralık ayında 2 haftalığına İzlanda'ya gidiyorumcular falan filan var. Bunu da yapmayacağına tabii ki. Bir süre sonra bütün hepsine tik atarım. Ben geçen gide. Öyle şey mi olur? Ben hepsini gördüm. İlk defa. Böyle şampiyon ara. Beklediğimiz Mesih geldi. Kuş gözlemciler arasında. Kuşun çok enteresan bir şey. Tutuyorsun kuşu mesela. Ayağında bir şey bağlı oluyor. Açıyorsun bakıyorsun işte. Ben bu kuşu şu zamanda şurada göç zamanında tutmuştum. Bir yıl misafirim oldu geri bıraktım. Barış ya. Evet. Çok özür dilerim ya. Palavram. Hayır palavra falan değil. Ama biz kuş gözlemcinden bahsedince kuş gözlemcinden bahsetmiş gibi oluyor. Ama neden sen kuşu tutuyorsun falan diye anlatınca başka bir şeyden bahsediyorsun gibi oluyor. Neden öyle? Ama senin fesatlığından bence. Anlamadım ben. Kuş, ya konuyu tutuyorsun. Kuş falan ya saçmalamayın. demin o çay yaladı hocam. Bebeler sofrası bu arada. Ben hiç öyle düşünmemiştim bu arada. Kuşçuluğa devam etmek istiyorum. Bir sürü bilgim var bununla ilgili. Herkesle paylaşıyorum. Hatırlayın efsanelere giren kuşların seslerini taklit etme durumu var. Çipet, o adamı hepimiz Çipetpet amcaya. Arnavut Şevket. Palavra dedik ama öyle bir şey var biliyorsunuz değil mi? Hakikaten bülbül nasıl konuşur, tavanlar nasıl konuşur. Peki ne işe yarar? Şimdi efendim bu... Hobicilik. Ben şeyde ilk Kısık Ateşte 15 Dakika diye bir filmde oynuyordum. O zaman küçücük bir rolüm vardı. Böyle heyecanla köşede dururken. Atay Demirer de oynuyordu o filmde. O anlatıyordu. O çok kuşlara meraklı işte. Tutuyorum ben de yazıyorum koyuyorum filan diye. Bir de benim böyle akrabalarım var şeyde Rize Ardeşen'de. Onlar mesela atmaca tutuyorlar. Tutmak bu arada onlar... Tutmaz. Hayır. Tutuyorlar yani yakalıyorlar. Ama onlar bir hayvana bakmaya böyle onu evcilleştirmeye filan. Şey diyorlar, saklamak diyorlar bu arada çok komik. Allah. Biz köpek saklıyoruz diyor mesela. Kedi saklıyoruz diyor. Atmaca saklayanlar var. Doğadan saklıyor aslında. Bir şekilde sözlerini erotik bağlamdan ayıramıyorum. Kusura bakın.
Tamam, Ömer Can'ı anlatmıyorum. Onu kakafon ismi bağlayın şuraya. Ben Barış Kılmışlıkça böyleyim. Mercan. Etkileniyorum neden? Niye erotik düşlerinde üşüyorsun onu anlamış değilim yani. Çünkü soğuk terler dökmez mi insanı? Hocam belli zamanlarda bu atmacaların göç şeyi var. Rotası var. Tentaya çıkmak diyorlar. Gidiyorlar böyle dağın tepesine bir yere çıkıyorlar. Orada kendince bir kulübe gibi bir şey inşa edip orada saatlerce günlerce bekliyorlar. Ya bırak bekledikleri falan yok o sırada. Vallahi bekliyorlar. O sırada bekliyorlar abi. Küçük bir kuş koyuyorlar şeye böyle yem gibi. Atmacı ona bir anda daldığı anda o şeye yakalanıyor. Ağa yakalanıyor. Ama tabii bütün bu süreç mesela ağa da aylarca ölüp hazırlıyorlar bilmem ne filan. Yani aslında çok zamanları var ve o zamanları için bayağı yavaş yavaş. Şimdi ben de geçen haftalarda aslında kayıtlara geçmeyen ama Ömercan'ın böyle masaya vurup kavga çıkardığı bir gün var. Herkes onu tatlı minnoş bir rockstar olarak zannediyor da. Ben de şimdi Ömercan gibi masalara vurup kavga çıkarsam da sonra sen cart yolunu kessen evet yeni bir yoruma geçiyoruz desek. Yeter be sabote ettin asmaz işte. Ama ne biliyormuşum kuşlar hakkında şeyler ya. Kuşçuluk hakkında Wikipedia sayfası gibi başladın. Ben oradan merak ettim dinliyorum. Wikipedia'ya gerek yok. Barış Kralıoğlu. Hayır kardeşim değişik bir bilgi yazdım biliyorum bari anlatayım. Ya yok orası öyle de. 70-80 milyon insan öğrensin istiyorum. Ne bileyim abi yani bana bir anda böyle işte çok fazla geldi yani kuşlar, onların yuvaları, yapayalnızlar o yuvalarda filan. Hoşuma gitti. Can güzel bir yer. Ne kuş alacağım? Yani Merve sen kısaca kuşçuluğa başlamak için büyük bir şey aldın. Müzik de yapabilirsin. Yok ya. Hiç müzikle ilgileniyor musun? Gitsem okul bir iki tane bu sırada işte yapacak bir şey yok konusunda. Ama müzik aleti mantıklı ya. Bayağı ciddi evet, mesai evet, harcamak. Hangi müzik aleti ama? Piyano mu? Her şey olur. Bence piyano. Bence gidip 8000 dolarlık piyano alsınlar eve. Klasik. Bir de bir sürü yer kaplasın değil mi? Ucuz bir şey önerelim de yani. İnsanları ya klasikten bile öğrenirsin. Gitar da ucuz değil ya Allah Allah. Klasik gitarın ilki 100 lira 200 lira güzel bir tane. Abi ne klasik gitarı? Flüt ya. Blok flüt. Üçe bölüyorsun cebine koyuyorsun. Üniversitedeki kız böyle bence iyi bir blok flüt virtüözü olmalı. Sana şu an yazıklar olsun. Yıllarca Süper Baba'nın şarkısını çalan yeni türkü çatır çatır blok flütle çalıyordu. Bence virtüözümüz elimizde mi? Evet burada virtüöz. Ama klasik gitar da çalıyor. Gitar çal gitar. Çok öyle büyük masraflar değil evet, bunlar. Evet gitar hem çok sesli hem de taşınabilir enstrüman. Evet yani her müzik tarzına da uygun bir şey yapabilirsin. Bence org da çalabilir. Org da bu konuda şey. Her müzik tarzına yakın ve kolay. Kendi kendini geliştirmeye devam etmek de çok zorlanmayacağım. Gitarın bozulması daha zor. Org bozulabilir. Ukulele de gitar hassas bir enstrüman sonuçta. Ahşap, değil mi? Yeni moda. Minnoş kızlar çalıyor genelde. Ukulele boş verin ya. Ukulele ben sana söyleyeyim. Hep böyle minnoş kızlar konserlerinin bir yerinde böyle alıp ukulele çalıyorlar. Himini himini. Can Yücel Baskın demiş ki hayatınızda yaptığınız sporları konuşabilirsiniz. Şu an yoktur herhalde. Geçelim. Olur mu? Hepsini yaptım abi. Hepsini denedim ilkokuldayken. Her yıl bir şey verdiler. Barış'ın denemediği bir şey bulmak zorundayız şu anda. Curling. Hiç olmadı. Ben size curling denedin mi fırçalama? Konuyla ilgili hikayemi anlatacağım. Şimdi orta sondayız. O zaman streetball okullar arası streetball. Ben de acayip basket oynuyorum. Acayip derken. Streetball ne ya? Streetball işte sokakta oynuyorum ama basket. Tek pota. Ha. Üçerden bir takım oynuyorum. Adının bu olduğunu bilmiyordum ama. Bu aralar o kadar iyi oynuyor ki. 1'e 3 falan oynuyor genelde tek başına. Abi şöyle bir durum var. İyi oynuyor. Çok oynuyorum yani. İlgim çok oynamaktan geliyor. Abi streetball turnuvası yapıldı. Ben de okulun takımına seçildim. Daha doğrusu çok fazla talep yoktu diye seçildim. Ama ben bir heves ettim. Ama yedeyim yani. 3 artı 1'im ben. Birinin yerine gireceğim tamam mı? Gittim böyle gaza geldim. Ben okulun takımına seçildim. O zaman daha şeyim. Scottie Pippen forması aldım mesela. Herkes Michael Jordan forması alıyor. Pippen. Ben dedim ki ben Pippen'ciyim dedim. O piercingli olan mıydı dövmeli olan mıydı? Dövmeli olan. Ha, tamam. Piercingli olan Dennis Rodman. Aynen tamam. Ondan sonra böyle Scottie Pippen böyle orijinal champion şeyim falan var. Bekliyorum. İşte maç zaten 25 dakika falan sürüyor totalde. Bekliyorum abi. Bekliyorum. Bekliyorum. Maç bitti. Ben hala bekliyorum. Maç bitti kaptana dedim ki abi unuttum ya dedi. Hayda. Ve işte basket kariyerimi orada bir damla böyle yaşla noktaladım arkadaş. Ey Özgür şimdi ben sen olmasaydın bir yerde basket oynuyor ve bütün paramı buradan kazanıyor olabilirdim. Profesör. Ya dur.
Ne Cevdet Canver basket okulları böyle açılmış. Abi Cevdet'in böyle gülümsemeli fotoğrafı yanında küçük çocuklara sarılmış. Böyle arka planı basketbol topu şey. Bir de Cevdet 2 metre boyu da uzamış basket oynadığı için. Tabii. Burada 2 metre kadraja sığdıramıyoruz. Dedeler sofrasında var hala ama. Ben pinpon severim. Pinpon oynayan var mı aranızda? Sever misin? Yani tabii. Oynayan derken. Pon, pin, pon. Çok oynadım. Yani. Ortaokulda oynardık biz ya. Pinpon şişkol adam sporudur. İyidir. Bu arada çok enerji harcıdır yani pinpon. Küçümsemeyin. Beni annemler baskete yollamışlardı. Nefret ediyordum. Baskete gidip. Manyak gibi koşuyordun. Tenise gidip. Böyle bütün o şeyi böyle gidip çeyreğini dönmeli. Yarısına koşup yarısını dönmeli. Bütün sahaya koşup tamamını dönmeli. Deparlı böyle şeyler var. Abi ben bir ara şey gidiyordum. Diye takılıyorduk abi, çok artistti. Burhan Felek'te havuza gidiyordum. Havuzda yüzme dersinden önce yanda bir olimpiyat stadı tarzı bir yer vardı. Orada 10 tur koşuyorduk abi. Koştuktan sonra gelip yüzüyordum. Çok fenaydı. Ben 3 ay falan gittim. Ondan sonra isyan ettim. İstemiyorum artık. Bir şey söyleyeceğim. Çok sertti. Sen dünyanın en büyük milli sporcusu, tekvando ustası Barış Kıveyoğlu değil misin? Evet. Yeşil, kartı var. Yeşil kuşak. Allah Allah. Tabii tabii, tabii döver hepimizi. Abi ya, yazın böyle işte ailem diyor ki işte seni kuzenin yanına göndereceğim İzmir'e. Güzel eğlenirsin. Sporcu işte, Ömercan falan. Sporcu. Ben İzmir'e geliyorum. Her gün bir görevimiz var Ömercan'la. Halam basketbola yazdırmış Ömercan'ı. Hatırlıyor musun? Evet. Haftada 3 gün falan. Önce bir oraya gidiyoruz. Ben tabii müthiş sıkılıyorum. Ömercan da aslında çok pis sıkılıyor ama gitmek zorunda. Görevim ben hem sıkılıyorum hem yoruluyorum. Ben onu bekliyorum. Basket oyunları. Bana da diyorlar sen de hani şey yap falan ama ben yanaşmıyorum o oyunlara. Sonra da işte kuzenimi alıp o spordan diğer eğlencelere gidiyordu. Şey benim güzeldi. Diğer ben eğlence dedim, bilgisayar oynuyorduk yani. Bu işte. Badminton mesela eğlenceli. Hiçbiriniz yapmıyorsunuz. Ben kayak çok severdim ama ben de sakatlıktan sonra tabii doğru. Kayak. Sümüğü donan ocağın vardı. Ya kayak bana çok şey gibi gelmiştir her zaman ya. Bilmeyen adamın kayakta ne işi var? Gideceğim kayak yapmaya, o gün dağda yuvarlanıp yok olacağım gibi gelmiş. Kayak bana yani çok sosyal gelmiş. Nefret ettim ben başta ama sonra sevdim. Vallahi ben çok pahalı bir spor. Çok pahalı çünkü yani. Ya ben sadece bu bacakları almak 7-8 bin lira anasını satayım. Yok kiralıyorsun. Yok kiralıyorsun. Kiralıyorsun ama yani. Ben baktığı zaman da 800 liraya almıştım kayak takımımı. Ama o zamanlar dolar uçmamıştı dostum ya. Şey 800 lira aldım. Dolar uçtuğundan beri kayak takımı bakıyorsun. Dolar 20 kuruştu o zaman be. Lisedeydim daha. Dolar 20 kuruştu o zaman yani. 20 YKR. Şey söyleyeceğim, bir de kayakla ilgili şöyle bir problem var. Ben yüksekten çok fena korkuyorum. Ben yani şeye gittim, bir kere kayak merkezine gittim. O da geçen sene hayatımda ilk defa. Telesiyeci bir bindik. Telesiyeci diyorlar ya o şey, dolaştıran şeye. Abi bindik, şöyle ilk bindiğin yerden 1-2 metre ilerledi, böyle uçuruma denk geldik artık. Devam edeceğiz yani. Ben fark etmemiştim böyle bir şey olacağını ve obara oldum böyle yani, ben kurtarın beni, çıkarın beni buradan falan diye. Hiç bana göre bir ben şey de değil. Çok korkarım yüksekten ve hakikaten bu denli korkarım. Herhalde aile genimizde bir yükseklik korkusu durum. Ben de korkarım yüksekten ama kayakta hiçbir telesiye yok. Süper kayıyordu. Biz lisedeydik. Gittik, ben ilk defa başlayacağım. Onun böyle 5. 6. kayışı falan. Şiir ben gibi kayıyor. Geliyor kayıyor şakasını yapıyor falan. Ben ders alıyorum hocadan. İhtiyar bir hoca var. Neyse bir iki ders aldım. Kar sapanı diye bir şey var işte, fren yapmak için. Şöyle. Acemiyken onu yaparsın. Kar sapanı unutmayın. Bak bu hareket kar sapanı. Bu yavaşlamak mı, hızlanmak mı? Aynen. Yok, o bacakların ayrı bölmesi. Bir de sonra kıç atmak diye bir şey var. Oba diye kıç atıyorsun, o durduruyor. Asıl durdurma o. Ama ben o seviyeye gelmemiştim. Dersimi aldım, gündüz bitti. Daha böyle 6 saat falan var, orada durabilirim. Can geliyor, kayıyor. Böyle kayakçı Bora gibi. Kayak hocası Bora vardır ya. Atıyor filmlerine böyle gözlüğünü çıkarıp bana bakıyor. Ben bir tur daha kayacağım. Abi o zaman 22 kilo böyle jilet gibi falan saçlı başlı. Bekar tabii. Ejder gibi geziyor ortalıkta. Sen ne diyorsun? Bütün kıza bakıyor. Oha Bora değil mi? Neyse. Ondan sonra... Pardon abi, bana da bir iki hareket gösterebilir misiniz diyorlar Canak. Hayır. Hayır demek çok kibar. Gidiyor falan. Neyse abi gaza geldim. Dedim ki tamam ya dedim. Öğrendim. Kar sapanı biliyorum. Bindim abi telesiyeci. Çıktım dağın tepesine. Ama kilometrelerce, tamam mı? Sisli misli böyle. Abi çok kötü. Gaz tamam kimse mı? Kimse kalmadı. Uzaktan mı? Ben böyle çıktım. Ondan sonra orada başlayayım derken can iki tur daha geçiyorum. Lan lan lan.
gidiyor karları üstüme atıyor filan. Ama sen kendini katlamak için kimsenin senelerdir çıkmadığı o Intepe'deki özel parkura çıkmıştın. Aynen öyle. Aşağıdan böyle insanlar toplanmaya. Yok canım, becerene çıkıyor. Mavi pist abi orası. Basit pist bunlar. Bırak bırak çocuğun şeyini boz. Yani geç abi. Sen filmi kötü adamısın. Sus. Aptal bırak mıydın? Neydi? Sonra kayıyorum. Kaymaya başladım. Kayakçı Bora'yı da yanından geçiyor. Altıncı turuyla. Ondan sonra kar sapanı yapıyorum abi. Artık öyle bir eğime gelmişiz ki sapan kurtarmıyor. Kıç atmaya geçmiş olmam lazım ama onu bilmiyorum. Abi hızlanıyor. Ben böyle panik içinde küt kendimi yere atıyorum durmak için. Yoksa sonsuza kadar gitmekten ricam oldu. Daha 5'er metre gittim. Ama daha yani onda ikisini gitmiş, tamam mı? Ama ne yatar o? Geri kalkıyorum, geri kalkıyorum. Bir daha hızlanıyor. Tekrar atıyor. Perişan oldum. Ya bu devam et. Mahvoldum. Ne yapacağım dedim. Ondan sonra hiç benimle ilgilenmedi. Oce bastı gitti. O sırada okuldan bir çocuk geldi. Metin vardı sağ olsun, geldi. Şöyle çocuk. Çıkardım kayaklarımı, böyle yürüyorum perişan ama 6 kilometre falan var. Metin dedi ki dur ya, bunları ben götüreyim. Bora seni burada bırakmış bunu. Verdim. Ondan sonra gittim. Aşağı indiğimde peki ne oldu? Kayakçı Bora, kayak hocası Bora 20 turunu yapmış, inmiş. Becerenin kafasında sıcak çikolata içerken kızlar onu böyle öpüyorlardı. Her tarafından kızlar öpüyor. Naber? Nasıl geçti? İlk gün ha? Tabii oğlum, düşe kalkıyor öğreniyorsun. Benim esnafım. O gün tadında bıraktım abi. Bir daha kayak yapmadım. Çocukken gittiğimde annem gördü, ağaca ters yapışmış duruyorum. Kukuletam sallanıyormuş. Ben kar sapanı için hoca kayağımın ucuna lastik bağlıyordu. Ben o lastikleri koparıyordum, böyle iğrençtim ben. Düşe kalka düşe kalka öğreniyorsun. Öyle pis bir spordur kayak ama öğrendiğin zaman işte yavaş yavaş güzelleştirmesi başkasını öndeki mesela. Merve sen kayak yaptın. Halilere çok gittim vakti zamanında. Kışın yazın neyse. Orada böyle dedeleri izleyip arkalarından onları çaktırmadan takip ettim. Ve çocuklara para vermemek ve mükemmelleştirmek için oğlum, öyle ilerledim. Oğlum can kayak prodejesi çıktı lan, Allah Allah. Hocası geliyormuş böyle Miyagi gibi hocası. Önce git kayaklarınla yukarı kadar tırman, sonra bağlıyormuş zorla. Sabancı'dayken. Ama ya ölürsem? Yapacak bir şey yok o zaman, doğaya karışırsın. Sabancı'dayken ben kendim kişisel gitmiştim ama Sabancı'nın takımı da oraya gitmişti. İşte şeyler koymuşlar, bir çalışıyorlar falan. Eline falan diye. Ve işte takım işte şey yapıyordu, benim de bir iki arkadaşım vardı, sonra hadi ben de bir kayayım dedim, fut 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 kaydım böyle. Niye sen takım biliyorsun? Yani hemen şey yapmışlar böyle. Hep de öyle yapar. Orada küçük kavama attım, ben kişisel zevkim için kayıyorum deyip tutmuştum. Hep de öyle yapardım. O biçim. Ya sen çok iyi gitar çalıyorsun, niye bir grubun yok? Ya senin sesin harika, niye dublaj yapmıyorsun? Ya sen aslında gördüğüm en güzel çocuksun, neden şu an biriyle öpüşüyor değilsin? Çünkü ben vasatlığı seviyorum. Bize hiç şans vermediler abi. Ben küçükken Elma Dağlar'da, Ankara'da Elma Dağ'a gidiyorduk işte, böyle daha karın yoğun olduğu zamanlar. Ben dedim ki kayalım biz de dedim. Babam düşersin dedi. Kızağa bindirdi o gün. Kızakla böyle çocuk oyunları hafif kaydım. Yine kızağa binmişsin hocam. Evet, poşette abi. Kayan var. Tamam da şey kızak dediğim böyle hani tepelerden değil ha. Asla biraz, düşersin. 2-3 metre. Tabii canım ya, yalandan. Ben de bir diye gittim. Kızak gene iyi, kazağa binen var. Ben işte bak, seneler geçmişti. İlk lisede tekrar hazırlıkta gittiğimiz sene. Sırada bekliyorum. Cennet'e çıkacağız işte. Cennet diye bir pist var. Ne? Dağda. Ha pardon. Önümde Cüneyt Arkın var. Oğluyla birlikte. Evet canım, çok abi. Tayfun Sandık'ın önünde. Fahrettin Cürekli Batur var. Abi, ben böyle işte şey yapmışım. Hiç ben yine o gün düşüyorum, düşüyorum. Bayağı senelerdir yapmamıştım. Motor anlamıyor henüz. Kaymayı unutmuşum dedim. Cüneyt Arkın bana döndü ve o zaman 31 çek dedi. Sen taşak mı geçiyorsun? Hayır ya. Bu anıyı nasıl bilmezsin ya? Hatırlıyorum ya. Bu anıyı nasıl bilmezsin? Sen ne diyorsun ya? Hayır ya, var ya. Var. Ya o zaman da uydurmuşsun. Abi ne bu skandal peşinde misin? Cüneyt oğlu peşimize düşsün, davalar açsın falan. Hayır ya, var böyle bir anı. Babam hakkında abuk sabuk atıp tutmayın adamcağız. Belki de oğlu şey diyor, yapar. Babamın var da böyle abuk sabuk konuşmaları mı diyecek? Ondan sonra Cüneyt abi, yaparım. Bayağı şaka ya, niye güzel bence, komikti yani. Ergen bir çocuğa komik bir şaka yani. Sen de kayakları atıp hemen gittin mi? Yok. Odaya koştun mu? Güldüm böyle. Merhaba falan dedim. Cüneyt Arkın sonuç. Abi canın ünlü isimlerle enteresan anıları var. Neyin dropi? Mehmet Ali Birant diyor. Abi adam bak, adam Afrika'da Mehmet Ali Birant'la karşılaşır. Ya, kayak merkezinde Cüneyt... Evet, o garip yerlerde karşılaşır. Başka var mı? Ne abi? Yok.
Kadir vardır ya. Vardır. Başka kim var? Bu kadar ya. Tanıştığım ünlüler var. Cem Yılmaz'la dahi tanışmıştım. Ben Cem Yılmaz'la oynadım lan. Senin anladın işte. Ben hava atmak için demiyorum yani. Evet tabii tabii. Var ama böyle komikli anı yok hatırladığım kadarıyla. Cem Yılmaz'da bir komiklik olmadı mı? Yok teyzem yok, işte ciddi. Bak yeğenim seni çok seviyor falan filan. Bu da he diye yeğenini demiş. Beni ne yeğenler seviyor. Buna ben mı? Günde kaç yeğenle tanışıyorum lan. Evet ya öyle bir de anı yaşamıştır yani. O zaman kıskançlıktan arttırıyorum. Küçükken Salima tatil köyüne giderdik sık sık. Bir gün gittiğimizde Kadir İnanır da orada tatildeydi. Vay. Ve Kadir İnanır işte babamın arkadaşıymış bir şekilde. Beni de bir çocuk o bir veled olarak inanılmaz tatlı buldu. Evet. Ve o zaman... İçerideki odaya götürdü. Boncuk geçiyordu abi tatil köylerinde böyle paraya. Hatırlıyorum ya hatırlıyorum. Aa, renkli vardı her birinin. Evet. Kırmızı 5 lira. Bunun olduğu yerler olurdu. Doğru. Hakikaten. Beni ne zaman görse ben böyle giderdim mesela. Anne dondurma yerken boncuk ver diye böyle şey yapardım. Kadir gel derdi. Kadir böyle buradaki Kadir kolyesini bana takardı böyle. Ben boncukla giderdim böyle. Şişmanlama oynarım. Boncuğu aldı. Boncuğu aldı. Kadir bana derdi ki. Zaten yakışıklı adam böyle. Değil. Cevdet'e eğilirken böyle bir tanrı gibi gözüküyordur yani. Kadir abiye buradan sesleniyorum. Bana diyordu ki abi olsun. 18 yaşına kadar ne istiyorsan beni arayabilirsin. Oha. Ne istiyorsan. Oha. Hiç aradın mı? Aradım. Ne? Hiç istemedim ama halini hatırını sormak için aradım. Bir abi, kere. Cevdet de elindeki imkanları hiç kullanmamış. Evet ya. Ne istiyorsun? Bana jet al. Bugün olsa ne isteyeceksin Kadir Yanır'dan? Bugün ne ister? Ben mi? Tabii yani Kadir Yanır sana Barış'ım 18'ine kadar ne istiyorsan 15 yaşındasın. 15 mi? Abi beni koruyor. 15. 18 yaşına kadar ne istersen alacak mıydı ama? Bugün. Bugün ben Kadir Yanır'dan ne isterdim? Ben muhabbet isterdim. Oturalım eski cişçak konuşalım falan. Kadir abiyle sabah. Ben filmlerde oynatmam beni derdi. Albüm çıkart şimdi bana. Arasam ben o boncuk taktığını çocuğum desem. Acaba ilgi gösterir mi diye merak ediyorum. Kadir İnanır. Eğer bunu izliyorsanız efendim. İşte o çocuk bu çocuk. Kadir İnanır. Yani tatlı çocuk da biraz çirkin çocuk oldu şimdi. Sevgili Kadir İnanır eğer Cevdet'le yaptığınızda benzer bir anlaşma yapmaya yeniden hazırsanız. Ben de Can gibi meşhur olmak istiyorum. Benim meşhur rapim. Çok dandik bir şey istedim ya. Aklıma gelmedi ama. Ben de Cevdet doğru söylüyor. Sohbet muhabbet isterim ya. Ya bırak bunları bu alçak gönüllük tuzağa düşmeyin Kadir. Bunlar böyle yapacak sonra oyuna getireceksin alçak gönüllük ayağına böyle. Bir bakıyor Kadir inanır arabalar alıyor bize falan. Hayır böyle rakı içiyoruz beraber tamam mı? Şu kendini bir imza at Kadir. ya borç çok makbule geçti de bir şey istemiyorum ben senden. Ya bir şey imza alayım yeter. Adını soyadınız imza. Sevgilerimle yazayım mı? Yok yazma. Bu bizim tapu değil mi? Hayır Kadir hayır. Onun yerini okudum anladım. Ondan sonra gelecek sene yazlıkta oturuyor. Barış bir yazlık. Kadir Hanım da giriyor babama. Sokakta boncuk satıyor. Kadir Hanım bıyığı var Barış'ta böyle. Biraz onun kılığına gidiyor. Adam sokakta tek elinde kalan şey boncuk. Şey gibi, zümrütağda çiğ köfte satıyordu ya. Ama ve Kadir İnanır oradan acıları ve bu aldatılmışlığın üstünde böyle gene ağıtlar yakmaya başlıyor sokakta. Ve yeniden meşhur olup başarılı oluyor. Yani o yüzden onun işi rahat. Biraz boşver. Dolandırdığına takma kafayı. Üzülme nasıl? Muvaffaki'nin bloguyla bu programımızın sonuna getiriyorum efendim. Tamam. Evet efendim. Videonun sonlarına doğru dedeler sofrasının ne kadar samimi bir ortam olduğunu hatırladım. Yeri geliyor topluma eleştirme oyunları yapıyorsunuz. Yeri geliyor kahkahalara boğuluyoruz. Her çarşamba gününü iple çekiyorum. Cidden siz dördünüz için bu kadar önemli olmayabilir ama bir neslin bir kısmının Cenk ve Erdem'i olduğunu düşünüyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet bizim gençliğimizde Cenk Erdem vardı. Biz büyüdük demek ki devir bizim devrimiz hocam. Ama Cenk Erdem hala var. Dalga mı geçiyorsun? Evet yani. onlar başka bir kategoride oldu. Ustalar sınıfı. Gençlerin önüne açtılar. Gençler şu an ortamları yakıyor. Onlarla öğretmenler gününde arıyoruz. 24 Kasım'da. Cenk abi öğretmenler gününüz kutlu olsun diyoruz. Hocam ne arıyorsun oğlum? Diyor da değil mi? Oğlum. Nasıl oğlum? Biliyorsun oğlum. İyi hadi bakalım. Berbat bir taklit ya. Ha değil ya Allah Allah. Bir oğlum tuttur onun dışında. Erdem yapma. Erdem nasıl? Erdem nasıl? İşte ne diyorsun oğlum? Çok
Çok iyi. Arkadaşlar. Taklidini yapamıyoruz. Ömer Can ve Can Türkdoğan'ın Cenk Erdem taklidi için haftalık programını izleyebilirsiniz. Yapın şöyle, deyince yapamıyorum. Şöyle bir gülüşü var. Bir şey diyorsun. Diye gülüyor böyle bakın. Çok iyi yaptın yaz gülüşünü. Çok iyi yaptın. Biraz daha okuma sandı oldu. Yakında yani parkeler çürümeye başlayacak evimizde. Sıcaklık değil önemli olan. Biz de ağır yaşamlara katılırsak ağır yaşamlar bu işi çözecek. Thank you.